Merhabalar arkadaşlar tekrar bir joggle dersinde birlikteyiz. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimiz belki son dersimiz olacak joggle ile ilgili. Programın diğer özelliklerini tekrar öğretmeye çalışacağım. Yani şu ana kadar öğretmediğim özelliklerinden bahsedeceğim. Hemen alıştırma yaparak mesela göstereyim size. Evet değerli arkadaşlar burada bir takım mesela menüler var. Menüler üzerinde biraz yoğunlaşalım. Onu diyorum. E, ee, şurada mesela share this toggle, Yani meydana getirmiş olduğun diyagramı paylaş. Ne ile paylaş? Bakın mesela böyle. Yani burada bir link elde ediyoruz arkadaşlar. Dikkatsizce çekerim mesela new link dediğiniz zaman. Şurada bu linki mesela kopyalamamız lazım. Başka bir arkadaşa atıp Yani diyagramı göstermek istiyorsak. Online şekilde. Mesela bakın şu yeşile tıkladığımda. Diyagramın linkini kopyaladım. Ben mesela hemen diyelim ki yeni bir sayfa açtım. O linki bakın getirip buraya yapıştırıyorum. Pardon özür dilerim demek. Daha hala kopyalamamışım. Tekrar geri geliyorum. Bakın. Evet. Şu şekilde mesela kopyalayalım. garanti alalım. Evet. Geldik. Mesela yeni bir alan açtık. Yapıştırdık. Şimdi şöyle bir link var. Bu linki mesela tıkladığımda o diyagrama direkt gidiyorum arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Yani paylaşmak istediğim diyagrama gidiyorum. Evet. Bunu gösteriyorum. Evet. Dikkat edin mesela bir şey yok. Mesela yani diyagrama müdahale etme yok. Sadece kime gösteriyorum? Arkadaşa gösteriyorum. Bu da demek oluyor ki yani yarın öbür gün bir tez aldım ama uzaktayım hocamla yani danışmanımla pek fazla görüşemiyorum. Yani tez ilgili yapacağım planları ondan sonra buradan hazırlayıp hocama mesela ne yapabilirim? Link atabilirim. Hocanın görmesini sağlayabilirim. Diğer taraftan geri geliyorum. Geri geldim. E, PDF'de PDF olarak paylaşabilirim. Özür dilerim PDF diyorum. Onu tekrar anlatacağım ama mesela Facebook'ta paylaşabilirim. Ondan sonra Twitter'da paylaşabilirim. Embed yapabilirim. Embed ne demek? Embed Embed tıkladığım zaman şöyle bir kod alıyorum. Yani mesela diyelim ki siteme yükleyeceğim mesela bu diyagramı kodunu alıyorum tıklıyorum tıkladıktan sonra da seçiyorum otomatikman kopyalıyorum gidip mesela bir blokta falan mesela yayınlayabilirim bir de üstte mesela bir no denen bir yer var bu nedir mesela burada yazıyor can everyone with this diagram mesela yani herkes bu diagramı görebilsin mi evet görebilsin dediğin zaman bu public diagrama dönüşür yani tüm dünya bu diagramı mesela arar bulabilir yani google'da çıkabilir Mesela bazı akademisyenler, bazı hocalar falan var. Mesela herkese açıyor bu, bu tür diyagramları. Mesela e, bir örüntü meydana getiriyor, bir diyagram meydana getiriyor. Herkesin görmesine yani olanak tanıyor. Tabi tıkladığımızda yani şöyle şurada tıkladığımızda tekrar onu no yaparsak, bakın no yaparsak ne no olur? Diyagram sadece bize özel olur. Bir de şurada mesela resmimizin yanında e, bir artı işareti var. Ona tıkladığımızda ise burada ne yapıyoruz? Burada da bu diyagrama müdahale etmek istediğimiz arkadaşı çağırabiliyoruz. Onun e-mail adresini atıyoruz buraya. Attıktan sonra oraya e, ne gidiyor? Yani e-mail'i eklediğimizde, sent dediğimizde arkadaşımız otomatikman buraya eklenmiş olacak. Zaten o da burada gösterecek. Yani diyelim ki farklı bir proje üzerinde mesela çalışıyorsak, bu projede mesela diyelim ki e, yani şehirler arasında böyle uzaklık var. E, benim aklıma gelen şunlar. Acaba arkadaşımın aklına gelen ne var? O da mesela girsin, istediği gibi düzelsin. Tabii onun da Google bilme e, kaydıyla ne yapacak o da istediği gibi fikirleri falan ekleyecek e, şekillendirmeyi yapacak e, ve tekrar ortak çalışmaya sunacaktır arkadaşlar buradan onu ekliyoruz bir de şurada bir saat var bu saate tıkladığımızda arkadaşlar şöyle bir e, işte 2 saat önce 1 saat önce 4 saat önce 6 saat önce 7 saat önce yani burada mesela yapmış olduğumuz çalışmalara geri dönmek açısından mesela bakın şöyle de bir şey var tıkladığımızda yani diyelim ki 11 bir diyagram yaptım. Bu diyagramı işte bakın Celal Öney 3 saat önce böyle yaptı. İşte abi ki burada ekleme olduğumuz zaman yani eklemiş olduğumuz arkadaş arkadaşın neler eklediğini görmek istediğimizde böyle mesela gidebiliriz, gezebiliriz. Yani saatler arasında gezdiğimizde bu diyagrama kimler müdahale etti, hangi saatte müdahale etti ve diyagram nasıl bir şekil aldı ya da nasıl bir şekilden çıktı başka bir şekilde dönüştü onu buradan görebilmemiz mümkün arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik. Yani tarihte geriye gidiyoruz arkadaşlar. Ee, yani diyagramın nasıl şekillendiğini görmek istiyorsak. Burada mesela yine e, bir konuşma yani şey var, dendeni var. Bana tıkladığımızda burada da mesela e, diyelim ki ben mesela bir yorum yazabilirim burada ya da resim ekleyebilirim buraya. Yani burada diyagramla alakalı yapılan çalışmaları, ondan sonra yapılan yorumları buradan da görebiliriz eğer birden fazla kişi diyagramı kullanıyorsa. En önemli noktalardan bir tanesi bakın şurada aşağıya doğru bir ok var. Onu göreceğiz. O da o ne peki? o da yani diyagramı indirmek için kullandığımız bir şey. Mesela bakın aşağıya da download this juggle yani indirdiğimizde program diyor ki download olarak yani beni indirmek istediğin zaman yani diyagramı indirmek istediğin zaman bunu pdf olarak indirebilirim. Resim olarak da indirebilirim. Ondan sonrakiler arkadaşlar sizin kafalarınıza karıştır. Bunlar ileri düzey kullanıcılar için geçerli. Ben hemen file olarak da anlatmak istedim. Bir derste yapabilirsem yapacağım. Ama siz ne yapacaksınız? PDF olarak indir dediğimizde diyagram otomatikman pdf olarak inecektir arkadaşlar. Resim olarak inecektir. Bu da ne yapacaktır? Paylaşmamızı kolaylaştıracaktır. Bakın şu anda diyagram PDF'e dönüştü. Evet şimdi bir PDF okuyucu tarafından açılacaktır. Şimdi onu bekliyoruz. Tekrar o açana kadar ben e, image olarak da indireyim. Resim olarak da iniyor arkadaşlar. Evet, mesela bakın şu anda bir resim mesela sağ tıkladığımızda resmi farklı kaydet. Bu resmi farklı kaydet. Ondan sonra bakın böyle de büyüyor. Yani orijinali bu şekilde küçülüyor, büyüyor. Bir güzel bir şey ne yapıyoruz burada? Yani diyagramı hızlı bir şekilde paylaştırabiliriz arkadaşlar. Yani PDF olarak da ondan sonra da PDF olarak gelmedi. Neden? Onu merak ettim. Belki de internetten dolayı kaynaklanıyor. Orada sıkıntı yok. PDF olarak inecektir arkadaşlar diyagramımızı kolay bir şekilde paylaşabiliriz. Evet arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Dersimiz sona erdi. Jogger ile alakalı anlatabileceğim pek fazla bir şey kalmadı. Tekrar sorularınız olursa Youtube kanalımda yani Youtube'da bulunan bu videoların altına yorumlar yazabilirsiniz. Eğer yararlı da görüyorsanız lütfen paylaşın. Diğer insanlar da mesela bu tür zorluklar çeken insanlar varsa planlama konusunda paylaşın onlar da öğrensin. Böyle bir imkan var. Hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Tekrar şunu altını çiziyorum. Bol bol alıştırma yapmamız lazım. Yani alıştırma yapalım. Programı çok iyi şekilde kullanabilmek amacıyla arkadaşlar. Herkese iyi günler.